Efendim herkese günaydınlar, mutlu günler diyoruz. Bugün biz bize de değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte, canlı olarak da sizlerle birlikteyiz. Arzu Bıyıklıoğlu yayınımızda. Kendisi hem NLP uzmanı, yaşam koçu, aynı zamanda da değerli kitapları olan bir yazar. Hemen konuğumuzu karşılayalım, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Nasılsınız Arzu Hanımcığım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Daha öncesinde sanıyorum 3 sene oluyor sizinle program yapmayalı, değil evet, mi? 3 yıl sonra tekrar burada buluşmuş olduk sizinle. Ben tanıyorum, izleyenlerimiz, tanımayanlar varsa yakından tanımış olsunlar sizi. Tamam, kısaca bahsedeyim. 11 yıldır yaşam koçluğu ve NLP eğitmenliği, aynı zamanda uzmanlığı yapıyorum. Daha öncesinde yaklaşık 15 yıllık bir kurumsal iş hayatım var. Yabancı bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışırken kalbimin sesini dinleyerek radikal bir karar aldım. Evet. İstifa ettim ve gerçekten hani ömür boyu severek yapabileceğim, bana uygun olan işi bulup koçluk alanına bir geçiş yaptım. Süper. Yani evet, bayağı radikal bir karar olmuş. Şimdi birçoğumuz emek veriyoruz işlerimizde vesaire, böyle bazen ufak değişiklikler bile kolay olmuyorken, siz bayağı üst düzey yöneticiyken sanıyorum ki bir anda. Peki karar vermek kolay oldu mu? Ne kadar süreciniz aldı bu noktada? Yani aslında böyle içimde, yani tabii ki uzun, bu bir anda olmuyor. Hani eyleminizle bir anda geçiyorsunuz ama bunun tabii ki belli bir hazırlık dönemi var. Hani sürekli, hani aslında bu iş benim tam olarak yapmak istediğim iş değil diye düşünüyordum çalışırken o zaman kurumsal hayatta. İnsana dair olan bir psikoloji, düşünceler, duygular, davranışlar, yaşamı yeniden adlandırmak, hayatını yaratabilmek her zaman, yani çocukluğumdan beri ilgi alanımdı. Orası beni hep çağırıyordu zaten. Evet. En sonunda çevremden de bir iki bununla ilgili destek alarak o alana geçtim ve iyi ki de geçmişim diyorum. Hani ömür boyu devam etmeyi düşünüyorum yani. Ne kadar güzel. Sevdiğiniz bir mesleği yapmak gerçekten önemli. Hatta büyük de bir şans diyoruz. Çünkü bazen o iş hengamesi yorabiliyor, soğuya da biliyoruz mesleklerden. Bu da olabiliyor zaman evet, zaman. Ama bu kadar zevkle yapmak bir işi çok güzel bir nokta, çok güzel bir şans. Çok da güzel başarılar getiriyordur eminim ki hayatınıza da, size de. Peki, şimdi son yıllarda hep kişisel gelişimi duyuyoruz. Gerçekten çok da önemli bir nokta kişisel gelişim. Nedenlerini de birazdan konuşacağız zaten ama bu alanda devamlı işte bazı sirkülasyonlar oluyor, gelişim arttı, aynı zamanda ilgi arttı. Bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok da uzmanımız yetişti bu konuda. Tabii ki uzmanlar yetişiyor ama arada böyle temizlenmesi gereken noktalar da sanıyorum ki oluyor. Yeterli olmayan, hani böyle bir şey için yeterli bir noktaya gelip de insanlara dokunmak lazım. Yoksa yanlış yol da alınabilir sanıyorum ki. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Güzel bir noktaya değindiniz her şeyden önce. Çünkü gerçekten şu anda çok önemli bir alan oldu kişisel gelişim. 11 yıl önce ben başladığım dönemde, hani Türkiye'de koçluk, NLP ya da diğer kişisel gelişime yönelik teknikler yoktu Türkiye'de, yani tek tüktü. Koçluk dediğimizde ne bu diye insanlar bakıyorlardı. Ve o zaman gerçekten ciddi eğitimler vardı. Yani biz o dönemde belli sayıda koç, yaklaşık 2 yıla yakın önemli eğitim aldık. Aynı zamanda buna yakın üniversite mezuniyetlerimiz vardı ya da oldu. Mesela ben felsefe mezunuyum aynı zamanda. Ve bu 2 yıllık sürecin sonucunda hala devam eden eğitimler alıyorum. Benim gibi değerli uzman arkadaşlarım, onlar da aynı şekilde eğitimler hep devam ediyor. Çünkü kendinizi önden giderek geliştirmek, değiştirmek durumundasınız ki etrafa daha iyi ışık saçabilirsiniz. Peki. Ama şu anda son yıllarda mesleğin hani popüler olmasıyla birlikte tabii ki çok hızlı, çok kısa eğitimlerle sertifika programları da hani var. Bunlar şimdi hani kendinizi geliştirmek için biraz önemli adım, yeterli adımlar olabilir ama başkalarına da fayda sağlayacaksanız, yani çok ciddi anlamda uzun yıllar eğitim istiyor. Kesinlikle katılıyorum size. Peki şunu da soracağım. Bazen psikologlar, psikiyatrlar bu durumla çok hoşlaşmayabiliyor. Yani kullanım alanlarına göre diyeyim daha doğrusu. Karıştırılabiliyor sizin alanlarınızda, işte psikologların, psikiyatrların alanı bazı noktalarda. Evet. Ayıran şey nedir? Hani neden bu karışıklık oluyor sizce? Ayıran noktalar nedir? Hani o tarafın nasıl olması lazım? Bu tarafın hangi noktada ayrılması lazım? Biraz da onu dinleyelim sizden. Tamam. Sadece karışıklık aslında psikologlarla veya psikiyatrlarla olmuyor. İşte bir
bir diyetisyenle de olabiliyor. Ha, i̇şte evet, tabii. Bir spor hocasıyla da olabiliyor. Mesela bir spor hocası da yaşam koçuyum diyebiliyor. Başka bir şey, özel spor eğitmeni olmak bambaşka bir şeydir. Yaşam koçu olmak ya da bir profesyonel bir koç olmak çok ayrı bir şeydir. Aynısı psikolog ya da psikiyatrla ilgili alan içinde geçerli. Bambaşka branşlar ama ortak alan ne? Hepsi insana, hani hitap insana ediyor. Hitap ediyor. İnsanın yaşamına hitap ediyor. Mesela koçlukta bir akıl verme yoktur, bir psikolojik bir tedavi yoktur, öyle bir süreç kesinlikle yoktur. Nedir peki? Koçlukta hani belirli bir seviyeye gelmiş insana zaten koçluk yapabilirsiniz. Burada insanın düşünce kalıplarını, hayata bakış şeklini esnetip genişletmek. Nasıl kullanabileceğini belki göstermek. Evet, NLP de bir yerde buna ama NLP daha derine yani hitap ediyor. Kişinin hayata bakışını, kendine bakışını genişleten, esneten, belirli hedefleri belirlemesine, daha hızlı gitmesine, kendine uygun yolu bulmasına, yani bir strateji, bir hedef, bir oluşum var burada. Evet. Ama bir psikolog ihtiyacı ya da psikiyatr ihtiyacı bambaşka bir alandır. NLP dediğimizde biraz daha duygu ve davranış yönetimine de giriyoruz orada. Ama yine bunun hani psikolojik bir tedaviyle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece kişinin kendi motivasyon belki. Hem motivasyonu sanıyorum. Hem de duygu ve düşüncelerinizin farkına varıp bunları değiştirebilirsiniz. Ve bunu zaten herkesin bilmesi gerekiyor. Yani bana kalsa okulların hepsinde bugün NLP okutulmalı. Çünkü nasıl düşüneceğinizi, nasıl düşünce üreteceğinizi, duygularınızı nasıl fark edip bunlar üzerine değiştirmek için adımlar atabileceğinizi öğreniyorsunuz. Ya yani içimizde bir cevher var ama nasıl işleyeceğimizi bilmiyoruz sanıyorum. Ben onu anladım. Evet. Siz biraz o noktada hani ekstra bir şey katmak değil, bizdeki şeyleri fark edip onu uygulamaya geçirmek, nasıl işleyeceğimizi işte göstermek gibi bir göreviniz var bu manada sanıyorum ki. Evet. Yani şöyle de diyebiliriz, aslında herkesin içinde muhteşem bir potansiyel var aslında. Hani bu potansiyeli önce kişinin fark etmesi lazım. Ondan sonra da bunu cesaretle doğru şekilde kullanabilmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu alanlara biz hiç girmeden işte onu ezberle, bunu ezberle, işte hani hayatta şunlar var, bunlar var, faturaları öde, gel git böyle. Rutin değil mi? O kadar büyük bir rutin var ki hayatımızda, bazen içinde kayboluyoruz hakikaten. Yani tabii ki şunu hani her zaman söylüyorum, hani biz bu dünyaya işte okuyup meslek sahibi olup ondan sonra da faturalarımızı ödemek için gelmiş olamayız yani. Kesinlikle ama oraya dönüyor iş çok ilginç bir şekilde yani. Sizin kontrolünüzden çıkıyor, belli bir rutin, belli bir düzen oluyor. Hatta yolda gidip gelirken gördüğünüz insanlar bile aynı oluyor bir noktadan sonra. Gerçekten evet, bunu değiştirmek, belki o rutinin de güzel tarafları vardır. Hani düzenli bir hayat olarak ama sadece ondan ibaret olduğu zaman evet, bir robotlaşma, böyle devamlı bir sistematikleşme olabiliyor. Duygularımızı unutuyoruz, kendimizi unutuyoruz. O farkındalık belki var ama onu kaybediyoruz. O yüzden dediğiniz noktada sanıyorum bunun için gelemeyiz. Bir şeyler yapmak, bir şeyleri fark etmek lazım diyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Peki 11 yıl önce sanıyorum ki başladık. Nasıl ilk karşılaştınız bu alanla? Şöyle, ben o zaman yani bu işe dair bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu nasıl hissediyordum. Haberdar oldunuz işten? Ama ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Bakın tamam. Hani benim de hani haberim yoktu. Hani şu an bir sürü insan duyup bu neymiş diye bakıyor. Aa, ben bunu yapabilirim diyor mesela. Ama 11 yıl önce iş böyle değildi. Evet, hiç yani. Dizilerle bile ilk sanıyorum böyle biraz yaşam koşulları. Benim tabii şansım şu oldu. O yabancı firmada üst düzey yöneticilik yapıyorum dediğim koordinatörüm Amerikalıydı. Ve onunla biz 11 yıl çalışır, 10 yıl çalıştığımızda aslında o keşfetmişti bir de aynı zamanda. Ve dedi ki hani Amerika'da böyle bir şeyler var, koçluk, NLP vesaire. Ya senin, benim bir arayışta olduğumu da biliyordu. Hani bu işte başarılısın ama ben diyordum ki bu değilim. Ben daha fazla yönetici olmak istemiyorum. Farklı bir şey yapmak istiyorum. O da beni çok iyi tanıdığı için Amerika'da demişti koçluk ve NLP var. Sana çok uygun. Sen bu alana çok yatkınsın. İşte zeminin var. İlk aklıma düşüren o olmuştu. Süper. Sonra ben de peşine düştüm tabii ki. Sonra da Türkiye'de sayılı da olsa kurumsal anlamda birkaç başlamış projeler vardı. Onlara hemen ucundan katılarak, kendimi oraya adayarak bu yola girdim.
Çok güzel. Bu şekilde de yolunuz kesişmiş oldu, tanışmış oldunuz. Peki, şimdi kişisel gelişim aslında sanıyorum ki hepsini kapsıyor. İşte bu NLP, yaşam koçluğu vesaire. Esas tamamlamak istediğimiz şey kişisel gelişim noktası. Peki niye önemli? Kişisel gelişim bizim hayatımıza ne katıyor, ne şekilde geliştiriyor diye sormuş olayım size. Aslında her şeyden önce bu hepimizin hani bir bilinç evrimiyle ilgili bir süreçtir. Yani biz de bir evrim geçiriyoruz sonuçta. Evet. İlk insanlığın başına döndüğünüz zamandaki orada baktığımızda işte sürüngen beyin, sonra işte beynin değişik bölümleri gelişiyor, korteks gelişiyor. Düşünce tarihine baktığınız zaman hani insanların nasıl bir süreç geçirdiğini incelediğinizde zaten gayet güzel bir evrim Evet. geçiriyoruz. Şimdi artık hani bu aşamada da daha bir üst boyuta geçmemizi zaten yaşamda hani zorluyor. Tabii ki şu anda bölündük. Yani herkes hala bunun farkında değil. Ama son 3-5 yıldır bayağı hem Türkiye'de hem yurt dışında pek çok insan kendisinin gelişmesini bu dünyada tekamül ederken, olgunlaşırken farklı bir arayışa girdi. Ben kimim, neyim, nereden geldim? Sorgulama noktası. Sorgulama noktası tekrar arttı. Eskiden de vardı ama belli bir dönem sonra bu modern çağın gelişmesiyle aslında düşüş oldu. Şimdi tekrar burada bir doygunluk elde edildi. Evet. Aslında bir de şu var, hani bir mutluluk arayışı da var insanlarda Evet, sürekli. onu söyleyecektim. Mesela şey önceden ben kimim, nereden geldim diye girdiğiniz zaman dine girerdiniz. Dine dogmatiktir. Yani çok sorgulama hani birçok dinde yoktur ama aslında o nokta boyut değiştirdi. Benim dünyaya geliş amacım ne oldu bu sefer? Yani hepimiz böyle tesadüfen değil, belli hepimizin yetenekleri var, dokunduğu noktalar var. Belki bir vesile için, belki bir şeyleri değiştirmek adına. Sanıyorum biraz da bunu sorgular olduk. Evet. Değil mi? Evet. Ve hani bütün bunların cevaplarını kendinize yönelerek bulursunuz. Evet. Bir şeylere sahip olarak, bir şeyleri alarak değil. Herkesin kendisine yönelmesi gerekiyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü niye? Kendine yönelen insan sorumluluk almaya başlar. Evet. Benim hayatımı, Boş vermez. evet, hani benimle ilgili bir sorun var mı? Ben kendimi nasıl değiştirebilirim? Neyi değiştirmem iyi olur? Hani beden olarak ben neyim? Ruh olarak, zihin olarak ben neyim, kimim? Bütün bunları incelemeye başlaması dışarıdaki karmaşayı da susturuyor aslında. Buraya gelmeyen insan ne yapıyor? İşte hayat yüzünden, onun yüzünden, bunun yüzünden, o değişsin, o olsun. Sürekli dışarıyla kavga eder bir hale geliyor. Fakat burada bir olumlu bir değişim olsa bile sürekli bir mutlu olamadığını da anlıyor. Zaten bunu keşfetmiş olan insan diyor ki bu dışarıda olmamalı. Bu benle ilgili bir şey. İçimde olmalı diyor. Evet. Ve buraya yönelmeye başlıyor. Ve burada derinleştikçe, kişi ilerledikçe bir bilinç yükselmesi yaşıyor. Mesela bu alanda 6 ay ciddi anlamda çalışan bir insan 6 ay önceki bakışıyla kesinlikle aynı değildir. Olayları yorumlayışı çok değişmiştir. Değil mi? Siz bir de şimdi 11 yıl önce dedik ki radikal bir karar aldınız. İşin içine farklı bir boyutta yaklaşmış oldunuz. Siz kendinize ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz? Şimdi ilk eğitimi aldığım zaman da ben 2 yıllık bir süreçte tabii ki pratikler de yapıyoruz orada. Şunu düşünmüştüm, yani her şey mükemmel, her şey çok güzel, doğru yerdeyim. Dedim tek yapacağım iş ilk başta ben bunu kendim kullanacağım. Ve direkt oraya, hatta eğitim esnasında da başladım ama eğitim bittikten sonra çok ciddi anlamda dedim bunları ben hayatımda kendim kullanacağım ve hayatımı değiştireceğim. Çok güzel. Böyle yaklaştığınız zaman da zaten bütün bilgiyi sindiriyorsunuz siz. Onunla bütünleşmiş oluyorsunuz. Bunu kullanıyorsunuz. Kullandığınızda hayatınız değiştiğinde hani tavsiye edeceğiniz ya da hani başkasına yapacağınız bir şeye, yardımcı olacağınız bir şeyi önce sizin yapmanız çok önemli burada. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aa, gelin bunu yapalım edelim. Olmaz. Ciddi anlamda buna zaman ve emek harcayarak hani hayatımda hangi alanları yükseltmem, değiştirmem gerekiyorsa, hangi olumsuz düşüncemi ya da tavrımı değiştirmem gerekiyorsa ciddi anlamda kendimi bir ameliyat masasına yatırdım. Evet, belli noktaları sanıyorum süzgeçten geçirdik. Evet, ve kendinizle yüzleşiyorsunuz. Ondan sonra uygulama adımlarını yaparak bunu değiştiriyorsunuz. Zaten bu bir uzman, o zaman uzman olmaya başlıyorsunuz önce. Şimdi koçlara yeni başladıklarında eğitim veya mentörlük yaparken direkt
direkt ilk söylediğim şey bu. Hep diyorlar ki ya siz nasıl başarılı oldunuz, siz nasıl ulaştınız? Bir tek bir formülü var. Ne öğreniyorsanız, ne buluyorsanız alıp gidip yapayım değil. Alıp kendimi masaya yatırayım. Hı-hı. Ben önce kendime koçluk yapayım. Hı-hı. Ben önce NLP'yi kendimde kullanayım veya hangi tekniği kullanıyorsanız. Ve kendimi değiştireyim, yükselteyim. Evet. En güzel eğitim budur. Peki şunu soracağım. Ben şimdi bu yaptığımız çalışmalarda bilinçaltının bir etkisi nedir bu sizler için? Mesela hani bilinçaltında kullanıyor musunuz bu çalışmaları yaparken? Şimdi bir değişim yaratacaksanız zaten hani o konuyla ilgili... Bilinçaltı bambaşka bir alan, farklı şey ama bağlantılı olduğu yüksek noktalar da vardır. Şimdi çok derin bir mevzu bilinçaltı dediğimizde. Evet. Şimdi bilinçaltı bir takım travmatik terapilere kadar giden, hı-hı, bir alandır. Koçlukla NLP ile yani ilgisi yoktur. Terapistlerin yaptığı, psikiyatrların yani yaptığı, klinik psikologların yaptığı çalışmalardır. Hı-hı. Burada da bilinçaltı geçiyor. Hı-hı. Ama... Sadece bu kadar da değil. Yani her insanın kendi bilinçaltını da bilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi mesela hani kodlamaların olduğu bir yere de biz hani bilinçaltı diyoruz. Nedir işte otomatik olarak hiç düşünmeden siz bir su bardağı rafının nerede olduğunu ezberlersiniz bir yerde. Canınız istediğiniz gidip orada elinizi uzatıp tık alırsınız. Hı-hı. Veya işte başka bir araba kullanırken otomatikleşir. Siz artık telefonla da konuşursunuz. Tabii iyi bir şey değil şimdi verdiğim aynen, örnekte. Aynen artık şeylerden hoparlörlerden konuşuyorsunuz. Veya yanınızdakiyle sohbet aynen, ediyorsunuz. Ya da, evet. Orada işte sağa mı döneyim, sola mı döneyim bunları düşünmüyorsunuz. Otomatik olarak bunlar, hı-hı, da kayıtta gerçekleşiyor. Hı-hı. Şimdi buna da bilinçaltında yani yerleşmiş, hı-hı, otomatikleşmiş davranış ve düşünceler diyoruz. Tabii ki burada yanlış bir şey yerleşmişse, hı-hı, bugün sizi rahatsız ediyorsa bunu o düzeyde de değiştirmeniz gerekiyor. Hı-hı. Ve bu hani kliniklik bir şey değil. Bu normal her insanın kendisini fark edip kendisinde neler otomatikleşmiş, neler hani kodlanmış, hı-hı, ve bunlar işe yaramıyorsa buraya bakıp onu değiştirmesidir. Bunu kullanıyorsunuz evet, NLP'de de. Bunu kullanmak gerekiyor. Mesela hani ben şu açıdan da merak ettim. Şimdi ilk önce kendimize uyguluyoruz bunu. Doğru, hı, olan da odur aslında. Hani herkesin hayattan belli işte travmaları olabilir, yaraları olabilir. Bu tarz insanlar da sizin alanınıza yönelebilir. Kendilerini burada olgunlaştırıp hani o şekilde mi bu şeyleri yapıyorlar? Yaşam koçu, NLP uzmanlığı yapıyorlar. Yani bu iyileştirilmeden yapmaları doğru mu diye sorayım size. Tamam. Şimdi tabii ki kişinin bir travmatik durumu varsa bu... Mesela bazı travmatik durumlar belirli anlarda, belirli alanlarda tetikleniyor. Onun, hı-hı, dışında diyelim ki onun iş hayatında örneğin etkilemiyor. Fakat, hı-hı, aşk hayatında bir travması olmuş. Evet. Çok pardon, ya da aile yaşantısında. Hı-hı. Şimdi oralarda bu travmanın etkisi görülüyor. Tabii ki bunu bir terapistle çalışması gerekiyor. Hı-hı. Ama iş hayatında, kariyerinde bununla bir bağlantı yok burada. Ha, bu alanda bir koçluk alabilir. Profesyonel olarak yapabilir, evet, eğer etkilemiyorsa iş alanına. Kesinlikle. O zaman orada ne olur? O koçluğunu orada alacaktır. Ama koçluğu ben hani ilişki alanında alayım dediğinde, baktığımızda, hı-hı, orada bir travmatik bir durumu varsa, tabii ki o zaman önce bu travmayı tedavi ettirmesi, tedavi o alanda çalışmalar yapması uzmanıyla birlikte bu daha doğru olacaktır. Hı-hı. Zaten hani yetkin bir koç bunu fark ettiği anda o kişiye, danışanına söylemeli. Hı-hı. Söyler de zaten, hı-hı, fark eder de. Der ki hani böyle bir durum olabilir. İsterseniz bir buraya da bir bakın, işte bir terapiste görüşün, bir bu alana da bakın ya da benim alanımı aşıyor burası. Çalışmayı ben devam ettiremem çünkü koçluk sınırının dışına çıkıyor, hı-hı, sizin ihtiyacınız. Deyip kişiyi bırakmalı, yönlendirmelidir. Diyoruz, biraz dinlendiriyoruz. Tamam. Evet efendim, şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet efendim, kısa bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. NLP uzmanı, yaşam koçu ve yazar Arzu Bıyıklıoğlu bizlerle birlikte. Biraz yaşam koçluğunu sorguladık iyice anlayabilmek adına. Dedik ki hani ne noktada ayrılıyor psikolojiden, neler yapıyor, ne şekilde dokunuyor insanların hayatına, bunu konuşuyoruz. Peki şimdi eğitimler, seanslar devam ediyor. Eğitimlerde ne şekilde, ne noktada eğitimler veriyorsunuz?
Şimdi bunlar hani şirketlerin aldığı, şu anda onlar da fark etmiş durumda. Hem personeline yatırım yapmak için hem de iş kalitesini arttırmak için, motivasyonu, mutluluk, şirket içi mutluluğu arttırmak için kişisel gelişim alanında eğitimler istiyorlar bizlerden. İhtiyacı hangi doğrultudaysa firmanın orada o eğitimleri veriyoruz. Veya işte koç olmak isteyenlere yine iş ortaklığı yaptığım bir firma var. Orada eğitime katılıyorum. Yaşam koçu mu, NLP uzmanı olarak mı? Yani ikisi aynı mı ya da ne şekilde adlandırabiliriz? Yaşam koçluğu hani eğitimi. NLP'leri şu anda eğitim olarak değil, sadece kişilerin kendi ihtiyaçları yönünde kullanabilmeleri ve öğrenmeleri üzerine birebir çalışarak yapıyorum. Şirketlere veriyor musunuz bunu? Tabii ki şirketlere, çünkü insanların nasıl algıladıklarını, nasıl iletişim kalitelerini arttırabileceklerini, neden farklı düşündüklerini bilirlerse ki NLP'de bunu çok güzel açıklıyoruz. O zaman NLP'yi de bir tanım olarak da alalım, hani tam kafamıza otursun. Tabii. Zihin dili programlaması olarak hani Türkçe en iyi bu şekilde çeviriyoruz. Kişilerin bir defa her şeyden önce siz nasıl dünyayı algılıyorsunuz, ben nasıl algılıyorum, o nasıl algılıyor? Yani hepimiz aslında farklı algılıyoruz. Bir taraftan baktığımızda diyoruz ki aynı algılıyoruz. Görüyorum, duyuyorum, kokluyorum. Tamam, ama hepimizin görsel algısı bile farklı çalışıyor. Kodlanması farklı. Tabii mesela sizin görsel algınız çok yüksekse eğer, bir ortamı siz daha çok görsel olarak kaydeder ve hatırlarsınız. Daha çok öyle oluyor. Ve bir takım belki estetik görüntüye daha düşkün olursunuz. Ve seçtiğiniz kelimeler de görsel ağırlıklıdır. Evet. İşte ışık görmek gibi, işte karanlık oldu gibi. Yani bir kendinizi kötü hissettiğinizde mesela bir sanki üstüme bir karanlık çöktü dersiniz. Ben evet, buradan anlarım doğru. ki sizin görsel algınız çok yüksek çalışıyor. Evet. İşte işitsel algısı yüksek olan daha çok kelimelerle hani kayıt yapar, hatırlamalarını, konuşmaları hatırlayarak ve ses tonlarından çok daha hani dikkatli kayıtlar yapar. Dokunan insan ve duygusal insan daha duygu yoğun kayıt yapar. Şimdi o zaman biz ne yapıyoruz? Farklılaşıyoruz. Aynı olayı farklı kayda alıyoruz. Evet. Sizin geçmişiniz farklı. Farklı tecrübeler yaşadınız. Benden farklı değerleriniz var. İşte belki siz işte maneviyata daha çok değer veriyorsanız, bir olay yaşadığınızda oradan süzgeçliyorsunuz. Evet. Geçmişte yaşadığınız tecrübelere göre bir süzgeçleme yapıyorsunuz. Benimkiler farklı, ben ona göre. Sonra bizim bu aldığımız bilgi, yaşadığımız olayla ilgili farklı süzgeçten geçince biz farklı tepki veriyoruz. İşte bu farklılıkları anladığımız zaman daha hoşgörülü oluyoruz. Çok güzel bunları. Ya en önemli hani adımı burası. Bu farklılaşmayı doğal karşılayabildiğim zaman, ben neden beni anlamıyor ya da o yanlış düşünüyor, bu yargılarınızdan, bu karmaşadan kurtulmaya başlıyorsunuz. O zaman ilişki nasıl olur, iletişim nasıl olur? Birbirimizi anlamak adına, kendimizi anlamak adına tabii öncesinde çok daha sağlıklı ilerler. Zaten şimdi ilişkiler, iletişimlere girersek en büyük sorunlar bu noktada yaşanıyor. Normalde işte televizyonlarda da mesela belli programlarda işte biten evlilikler, geri dönmesini isteyen eşler vesaire, ama temeline baktığınızda hep bir iletişim problemi var. Bir anlayamama durumu söz konusu. Hani olayın kaynağına bakmaktan ziyade onu yaptı, bunu yaptı ama neden yaptı? Kaynağını sorgulamıyoruz. Aslında kaynağı dediğiniz noktada halledebilirsek belki bunların birçoğu, büyük bir kısmı ortadan kalkacaktır diyoruz. Sizin aynı zamanda bu kadar seanslar, eğitimler vesaire dışında 3 tane kitabınız var. Birazdan bunlardan da bahsetmek istiyorum. İlk sanıyorum değişim seansları mı? Hangisi? Fark et, uygula, Fark et, değiş. Fark et, uygula, değiş. Şu şekilde değişim seansları ve mutluluk arzusu. Evet, fark et, uygula, değiş. Şöyle kapağı da o kadar renkli, güzel bir kapağı var ki kitabımızın, şöyle göstermek istiyorum aynı zamanda kameramıza da doğru. Fark et, uygula, değişte ne var? Yani isminden evet zaten bir yönlendirme söz konusu. Ama ne şekilde fark ediyoruz, neyi uyguluyoruz, ne şekilde değişiyoruz? Farkındalık tabii ki çok önemli bir adım. Evet, önce kesinlikle. Hani nerede hani hata yapıyorum ya da nereyi değiştirmem gerekiyor? Bununla ilgili bir farkındalık yaşayacağım. Evet, bende böyle bir sorun var ya da bu benim işime yaramıyor diye bir şeyi fark ettim. Sonra onun alt zeminini fark edeceğim. Yani hani bunu neden yapıyorum? Bana ne sağlıyor, ne zarar veriyor? Evet. Sonra bununla ilgili bir bilgiyi de öğreniyoruz. Fakat uygulama aşamasına geçmezsem hani bu bildiğimi nasıl düzelteceğim? Uygulamam gerekiyor. Tabii ki. O yüzden
uygulamada da nasıl yapacağımı bilmem gerekir. Değil mi? Yani yapayım diyorum ama nasıl yapacağım? Nasıl yapacağımı bilip o tekniği alıp sonra bunu düzenli bir şekilde uyguladığımda arkasından kalıcı bir değişim, yani dönüşüm gerçekleşiyor. Şimdi herkes bir şeyleri değiştirmek istiyor, bir dönüşüm yaşamak istiyor kesinlikle ama kesinlikle istiyoruz. Bugün noktalarda. Bilgiye de çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Tabii ne kadar doğru bilgi, bu da tartışılır. Hani bunu da iyi araştırmak gerekiyor. Ama kitaplar çok fazla, internetteki bilgiler, eğitimler, bilgiyi daha kolay alabiliyorsunuz artık. Ama bildim de ne oldu şimdi? Ne oldu? Nasıl kullanacağım? Değil mi? Şimdi bildiğimi ben uygulamazsam, hani buna kasa geçirmek diyorum ben. O bilgiyi kasa geçireceksin. Bunu bir eylemle yapacaksın. Ondan sonra arkasından da artık sen o olacaksın. Evet. Fark et, uygula, değiş kitabında da birinci basamak seanslar var aslında. Evet, bir sürü de güzel başlık var. İşte hepsini okumayayım ama ara ara seçeyim. İşte herkes için değişimle başlıyor sanıyorum ki ilk başlığımız böyle. Mesela şey çok hoşuma gitti. Kendinize hata yapma izni verin. Bu evet ama ikinci kez olunca daha farklı. Hani bir kere sanıyorum belli noktalarda hatalar tabii bunlar. Hata yaptığımızda sanıyorum o şekilde doğru yolu daha mı iyi buluyoruz uygulayınca. Şimdi bir defa Ezgi Hanım, kitaptaki konuları ben hani Türkiye'de Türk insanının en çok sıkıntılı olan noktalarını şikayet ettiği, değiştirmek istediği noktaları hani tespit edip topladınız. Ona göre seçtim konuları. Çünkü her kültürün kendine göre bazı sıkıntıları var. Kendine göre de bazı işte çok güzel artıları, yetenekleri var. Evet. Mesela Türkiye'de çok insanda hayır diyememek. Evet, hayır ve hata yapma korkusu. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Özdeğer eksikliğiyle çok fazla karşılaşıyoruz. Çünkü yargılanıyoruz. Yargılanıyoruz ve yargılıyoruz. Yargılıyoruz da. İçten içe kendimizi de yargılıyoruz, başkalarını da yargılıyoruz ve yargılanma korkusuyla birlikte çekiniyoruz. O zaman ne oluyor? İşte hani potansiyelimi kullanamıyorum. 10 numara olacakken 3 numarada geziyorum. Evet, fark et, uygula, değiş kitabı. Evet. Hata yapma da şöyle bakalım. Tabii ki tekrar tekrar aynı hatayı yapmak bu zarar verici bir şey. Evet. Ama hatayı bir kere yaptıysanız ve ondan gerekli bilgiyi aldıysanız siz daha güçlüsünüz. Yani hata yapmadan önce diyelim ki siz 3 numarasınız. Bir hata yaptınız, öğrendiniz, bilgiyi aldınız. 4 numara devam edersiniz yola. O zaman ne olur? Hata yapmak bir öğrenmedir, güzeldir. Yeter ki bilgiyi alıp güçlenin ve yolunuza devam edin. Evet. Şimdi bu nedir? Bir anlamdır. Anlam yüklüyoruz. Bakın böyle baktığımızda iyi geliyor değil mi? Evet. Şimdi hata yapmaktan korkan kişi ise bunu bir yanlış olarak görüyor. Doğal olarak da yanlıştan korkuyor. Tabii. Ne yapıyor? Eyleme geçmiyor, duruyor. Hareket etmezsem nasıl ilerleyeceğim? Bu şey gibi aslında, nasıl bir örnek vereyim? Mesela benim başıma hep gelen bir şey, kahve yaptınız, götürüyorsunuz. Taşırmayacağım, taşırmayacağım dediniz. Mutlaka o kahve taşıyor fincanda. Ha, orada başka bir şey var ama. Nedir? Bakın burada da hata işte hata yapmaktan korkuyoruz. Yapmayacağım, yapmayacağım deyip belki orada bir hatayla istemediğimiz şimdi, bir şey. Tabii ki o korkunun da etkisi var ama olumsuz yönde aslında siz kahveyi taşırmak üzere kendinize kolluyor muyum? Evet, bir telkin evet, veriyorsunuz. Değil mi? Şimdi buradan NLP'ye atlayacağım. Bu, tamam. Niye? Çünkü NLP'nin bir alanı da dildir. Yani düşüncenin ve konuşmanın bir dil programı vardır. Ve o dille ilgili de bizim arka planda bir algımız vardır. Şimdi siz aslında taşırmayacağım dediğinizde taşırmayı telkin ediyorsunuz. Ya eyvah. Yani taşırmamanın bir görüntüsü var mıdır? Evet. Nasıl vardır şekli? Taşırmamak. Ha, hayır, hayır. Aynen. Bir taşırma gelir önce aklınıza evet, değil mi? Evet, aynen. Doğru. Yani kahveyi iyi yapmak, fincana tam koymak vardır. Çünkü biz hani görüntülerle aslında çalışıyoruz. Evet, kodlanıyoruz. Şimdi siz bir şeyi taşırmayacağım dediğinizde bir taşınma görüntüsü. Mesela şöyle düşünelim. Şimdi siz bir orman hayal edin. Evet. Görüyor musunuz şöyle bir orman kafanızın evet, içinde? Görüyorum. Ağaçlar falan filan. Şimdi orada kırmızı bir tavşan görmeyin. Evet, gördüm ama. Gördünüz. Yani şimdi kırmızı evet. dediğimde kırmızı yandı. Tavşan dediğimde tavşan aynen. geldi. Görmeyin diyorum. Şimdi siz bilinçte bunu ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Evet, diyorsunuz gördüm. Ki Arzu Hanım bana tavşan. Siz de görmüşsünüzdür belki. Evet, tavşan görmeyin dedi ama anladınız ama gördünüz. İşte böyle önemli dil illüzyonları var. Ben bununla ilgili hem üniversite öğrencilerine zaman zaman üniversiteye gidip orada seminer veriyorum, eğitim veriyorum.
Mesela bunları anlatıyorum, öğretiyorum onlara ki doğru telkin versinler. Şimdi Evet. mesela hani korkmayacağım, korkmayacağım derseniz daha çok korkma telkin Cesur ediyorsunuz. ol demek Cesur, gerekiyor. evet, cesur olmayı Ben evet anlamanız yıl önce gerekiyor. Sıkrıt kitabı vardır meşhur. Aha, evet. Okumuştum belli bir kısmını. Hakikaten o konuda şey diyordu o da aynı şekilde sanıyorum yani şu noktası aynı. Hani olumsuz olarak ettiğiniz her kelime hani yapmayacağım deseniz bile evet çok doğru şimdi hatırladım anımsadım siz deyince. O mama eki var ya o size evrenden olumsuz olarak maalesef geri dönüyor Evet, diye bir nokta ya vardı aslında şöyle orada. olumsuzluk ekini bizim hani bilinçte ön korteks algılıyoruz ama arka planda önce görüntüler çalıştığı için Evet. oraya bir yönelim oluyor. Mesela Evet. çok diyelim ki sıkı bir iple bir şey çekiyorsunuz Hı diyelim ki. Birisi size bırakma diye bağırdığında ilk itilimiz onu bırakmak olur. Mayı ekini bilinçten toparlayıp tekrar geri çekmek istersiniz. Evet. O yüzden o kelimelerin kökleri çok önemli. Olumluluğu gerçekten olumlu olarak ifade eden kelimeleri seçmemiz ve tekrar etmemiz. Çünkü sürekli kendimizi yeniden programlıyoruz. Hı Bir hı. de eski program var zaten kendini tekrar Evet. eden. Bunları bilmezsek nasıl düzelteceğiz? Bayağı işler karmaşıklaşıyor diğer türlü. Hayır da diyemiyoruz dediğiniz gibi. Galiba değişim bundan dolayı olmuyor. Kendimizi bir şeyin bir kalıbın içine kalıba sokmak da buradan geliyor Evet. sanıyorum ki. O Kalıplar yüzden otomatik tekrar ediyor zaten. evet aynen öyle otomatik tekrar ediyor. Gerçekten insan kafayı vura vura öğrenebilir mi diye bir başlık gördüm. Nedir bunun içeriği Allah aşkına bir konuşalım merak ettim gerçekten. Şimdi köpek balığı hikayesi vardır. Bir Aha. deneydir bu. Hani kişisel gelişimle ilgilenen pek çok kişi de hani bunu bilir. İşte bir havuzun içine köpek balığı Evet. koyuyorlar. Bir de küçük balık işte ne yapıyor işte? Küçük balık gidip onu köpek balığı bunu yiyor. Yiyor. Sonra araya bir cam paravan hani konuluyor. Sonra köpek balığı tabii ki yine yeni bir balık konduğunda direkt Gidiyor, hareket ediyor. tosuyor. Fakat cama çarpıyor. Ama sonra bir daha deniyor. Bir daha deniyor. 5, 10, 15 artık orasını hatırlamıyorum. Belli bir zaman sonra kafayı cama vura vura anlıyor ki, diyor ki ben artık bu işi başaramayacağım. Evet. Ve kenara çekiliyor. Sonra cam paravanı kaldırıyorlar. Kalkmasına rağmen köpek balığı o cam paravanın olduğu sınırı geçmiyor, teşebbüs etmiyor. Evet, Ne yaptı? Kafayı öğrenilmiş vura bir. vura öğrendi. Aynen Şimdi ben öyle. dedim ki insan da kafayı vura vura öğrenebilir mi? İlla kafayı vurmamız mı gerekiyor? Kesinlikle buna benzer de bir örnek geçtiğimiz günlerde bir uzmanımızdan duymuştuk. İşte fili yavruyken zincire koyuyorlar ayağından. Evet, Tabii aynen. çekiyor çekiyor gelmiyor. Çekiyor çekiyor artık fil büyüyor. Bir hamlesiyle aslında onu oradan Koparabilecek ama denemiyor koparabilecekken işte. denemiyor artık. İşte Aynen. insan yaşı... Öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şey mi ya da Evet, bu öğrenilmiş... öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Ben de buradan yola çıkarak öğrenilmiş çarelilik. Çarelilik evet. Evet, bundan sonraki adım da öğrenilmiş çareliliktir. Eğer siz bunu isterseniz kendinize çare olursunuz. Hı. Sorunu sorun olarak görmekten yerine bunu nasıl çözerim diye değişik bir Hı. düşünce şekline geçip bunların hepsini değiştirebilirsiniz. Tek Kesinlikle. ihtiyacımız olan hani teknikleri bilmek, Hı. kalıpların dışına çıkabilmek. Şimdi Fark et Uygula Değiş kitabında da işte bu konularla ilgili özgüven Hı. geliştirmek, güne pozitif başlamak, hayır diyebilmek, hata yapmadan, hani korkmadan cesurca hareket edebilmek ve kendinin daha iyi bir versiyonunu geliştirebilmek üzere konular var ve her birinin de uygulamaları var. Evet, İçin. uygulamalar önemli sizin kitabınızda. Hep bir uygulamaya bir parmak basmışız. Uygulamada bir sıkıntımız var ya da uygulamıyor muyuz bir şeyler? Ondan bu kadar bastırdık. Neden? Evet. Hatta Fark Et Uygula Değiş kitabının içinde uygulama defteri de var. Evet, en Onu da arkalarda. hazırladım. Dedim defter de hazır yeter ki Şöyle yapın. göstermek istiyorum gerçekten defterimizi de. Evet, şöyle. Başında kapağı da vardı onun. Kapağını da bakalım. Defter kapağı. Bakın. Biraz geriye gelmemiz lazım. Evet. Evet. Şöyle benim kitabım diye adımız soyadımız var içerisinde. Şöyle birazdan evet şöyle döndürmem lazım. Benim kitabım burada başlıyor. Şimdi devam ediyorum. İçerisinde de fotoğrafımız da var. Bakın burada boşluklar var sizler için. Başlıklardan da oluşuyor boşluklar aynı zamanda. Bu şekilde. Ne peki bu? Mesela bunu yapıyoruz. Bu bize neyi kazandıracak? Bunu uygulamamızın bizlere faydası da nedir? Onu da vurgulayalım istiyorum. Tamam. Şimdi her zaman
Yine danışanlarıma da hani söylediğim şudur. Not alın. Çalışmalarınızı evet. not alın. Yazılı olarak yapın. Çünkü şimdi bir uzmanla çalışırken siz yani koçların ve NLP uzmanlarının en büyük özelliği şudur. Size refleksiyon yapmanızı sağlar. Yani siz kendi düşüncelerinizi, kendinizi, iç dünyanızı görmenizi sağlar. Nasıl sağlar? Bunu çok önemli kilit sorular sorarak yaptırtır size ve sizi oraya odaklayarak yaptırtır. Kendi başınıza düşündüğünüzden çok daha farklı düşünürsünüz. Evet. Şimdi bunları, çalışmaları kağıda yazdığınızda bir defa İçinizdekileri de bir anda çıkartıp karşıya koyuyorsunuz. Karşıdan bakmaya başlıyorsunuz. İkincisi, hiç kaldırmadan yazdığınızda elinizde bilinçaltınızdan daha böyle hani kontrol dışı akışlar oluyor. Ve daha iyi bir yüzleşme oluyor. Diğer bir önemi de, bir olumlama yapacaksanız ya da bir değişimi yaratmak için kendinize yeni bir bakış açısı geliştireceksiniz. Bunu tespit ettikten sonra bunu yazılı olarak çalışmanız yine sizin çok hızlı bir kodlama yapmanız demektir. Kodlamanızı hızlandırır. Evet. Şimdi bazı danışanların mesela 3-5 hafta sonra direnip ya da 1-2 ay sonra çalışma yazmaya başlıyorlar bazıları. Ve her seferinde geçtikleri zaman şunu diyorlar, ben bunu niye daha önce yapmadım? Mesela şey de vardır ya. Çocukken günlük tuttururlar ya aslında. Bakın evet. onunla da bağlantısı varsa faydalı bir şey. Hani çocukken bilmiyorum, benim de var. Çoğumuzun günlüğü vardı. Hani dışarıya ifade edemediği duyguları çocuk, hani sadece o günü yazmak değil aslında oradaki amaç. Dışarıya belki kusamadığımız, ifade edemediğimiz duyguları bir şeylere dökmek, rahatlamak, onu orada boşaltmak aslında. Bu da bir benzeri diyebiliriz belki de, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani çalışmalarda fark ederek, ama biraz daha tabii, fark ederek. Çalışmalarda mesela hani günlük tutma çalışması da veriyorum. Şimdi siz mesela bir ay günlük tuttunuz, duygularınızı yazdınız, düşüncelerinizi yazdınız, yani o içsel durumlarınızı yazdınız. Sonra geriye dönüp bakarsak biz o günlüğe bir şey görüyoruz orada. Evet. Mesela diyebiliyorsunuz ki, yani benim güven problemim var. Onu okuduğunuzda bir tespit yapıyorsunuz kendinizle ilgili. Hiç bugüne kadar fark etmediğiniz bir şeyleri fark ediyorsunuz. Veya diyorsunuz ki, ya ben ne kadar öfkeli bir insanmışım. Hiç bilmiyordum. Misal. Veya benim, bak yine yalnızlık kelimesi geçmiş, yalnızlık kelimesi. Benim yalnızlık korkum mu var acaba? Evet. Gibi. Kendinizi orada görmeye başlıyorsunuz. Bu da bir fayda. Kişinin kendisini görmesi ve de olumlu yönde bir program bulduysa onu çalışırken hani uyguluyor olması ve kasa geçirmesi, işte hayata geçirmesi, onunla bütünleşmesi, dönüşümü yaratması için çok güzel bir tekniktir yazılı çalışma. İşte hani kitapta da zaten her konunun birinci basamak uygulamalarını yaptım. Yani siz belki bir uzmana gitmeden orada iki tane konunuzu halledebilirsiniz. Sadece sırf değişik bakış açısı ve o tekniği, taktiği uygulayarak. Ki bunları yapanları çok biliyorum. Yani hiç tanımadığım, bugüne kadar hiç görmediğim insanlar var Türkiye'nin değişik yerlerinde. Çok seviniyorum da haber aldığımda yazıyorlar. Diyorlar ki, ben bunu yaptım, teşekkür ederim, işte çok güzel oldu, çok değişti diye. Yani benim için de bir hani bu mutluluk. Ve hani seans alamayacak pek çok insan için güzel kaynaklar diyorum. Kesinlikle öyle. Peki mesela şu an konuştuğumuz insanlarla çevremizde de böyle hep dönen bir şey var. İşte insanların kendilerini sorgulaması, aslında belki de istediğimizde bu, bilmiyorum ama bunu farkına varmadan da yapabiliyor insanlar. Hani bir arayış içinde dedik ya. Yani bu çevremizden etkilendiğimiz bir şey mi, bir ihtiyaç mı, arayış mı ya da bir trend mi, ne diyebiliriz bunun için? Neden böyle bir arayışa giriyor insanlar? Önceden daha olduğu gibi kabul ediyorduk. Artık biraz daha sorguluyoruz dedik ya programın başında. Evet. O bir trend mi? O mu bizi yönlendiriyor? Yoksa artık bir şeylerden bize bir ihtiyaç mı doğuyor sorgulamak aslında adına? Tabii ki genel olarak hani sistem, medya bizi çok etkiliyor. Dünyada önümüze bizim hani ne yiyeceğimiz, ne yapacağımız, ne alacağımız çok fazla empoze ediliyor. Evet. Şimdi hani diyorsunuz ki kişisel gelişim alanında da mı bu böyle bir şey hani olabilir? Hani bunun hani bir parçası olabilir. Hani evet. Bunu işte insanlar şu anda çok önemsiyorlar diye biraz daha işin böyle ticari ayağına hani kayılmalar vesaire olabilir her sektörde her zaman olduğu gibi. Ama işin aslı öyle değil. Çünkü hani insan
biraz hani konuşmamızın başında hafifçe değinmiştim oraya. Hep aslında bir mutluluk arayışı var. Evet. Şimdi bir yerlerde tatmin olamayınca mutsuzuz artık. Mutsuzuz demek ki aslında yeterince ya da mutluyuz ama farkında değiliz. O yüzden bir arayışa giriyoruz sanıyorum. Evet. Önceleri bunu işte başarıyla, işte bir daha iyi bir arabaya, eve sahip olmak, işte para, evlenik, çocuk. Şimdi bu deneyimi yaşamış insanlar belli bir zaman sonra anlıyorlar ki ya bu değil yani. Hani siz istediğiniz eve sahip olmakla bir ömür boyu mutlu olamazsınız. Kendimize sahip olmak aslında. Evet. Değil mi? İşte bunu fark eden insanlar bu sefer işte kendi içlerine dönmek istiyorlar. Kendilerini incelemek istiyorlar. Bu da dediğim gibi hani bir bilinç seviyesidir. Hani bir farkındalık, bilinç seviyeniz yükseldikçe farkındalığınız artar. Şimdi her zaman verdiğim bir örnek var. Siz işte bir manzaraya binanın 5. katından bakıyorsanız bir şeyler görüyorsunuz. Evet. 15. katına çıkarsanız aynı manzaraya baktığınızda farklı görürsünüz. İşte bilinç yükselmesi de farkındalığın artması da böyle bir şey. Kesinlikle öyle. Evet, kameramız da yaklaşacaktır. İki tane kitabımız var. Şimdi bunlardan da bahsedemedik vaktimiz yetmediği için ama farklı bir program içinde bizlere de bahane oldu aynı zamanda. Değişim seansları ve mutluluk arzusu var. Evet. İlerleyen programlarda bu iki kitabı işlemek istiyoruz. İçerisinde yine çok değerli kaynaklar var bizler için diyoruz. Ne kadar süre önce çıktı kitaplarımız? Nasıl bir geri dönüş oldu? İçeriğini daha sonra konuşacağız farklı yayınlarımız ama yine bu doğrultuda sanıyorum devam eden kişisel gelişim kitapları değil mi? Evet, ikinci kitapta kısaca söylemek gerekirse değişim seansları daha koşluk ağırlıklı bir kitaptır. İş yaşam dengesi, sosyal hayat, ilişkiler, hani yaşam alanlarında nasıl dengeyi kurabiliriz? Mutluluk arzusu da biraz daha kendini çocukluğuna da götürüp içine de döndürüp kendi mutluluğunla yaratmak üzere bir ilişki başlatıyor. Çok güzel. Evet, ikisi de çok önemliymiş kitaplarımızın. Bunları da ilerleyen yayınlarda konuşalım diyoruz mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz size. Güzel bir yayındı, keyifliydi her zamanki gibi. Ve biraz daha böyle şey olduk. Yani evet, mutlu muyuz ki acaba? Ne yapmamız lazım? Neyi hani siz bunu konuşurken ben neyi değiştirebilirim acaba falan diye konuşun. Belki izleyenlerimizden de aynı şekilde hayatında böyle farklı minik değişiklikler, çıkışlar yapmak isteyen ya da bunu düşünenler olmuştur. Bunu sorgulamak bile güzel aslında. Rutinden de kurtulabilmek adına kendimizi daha değerli hissetmemiz, farkındalığımızı aslında başlatabilmek adına önemli noktalar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Farklı bir yayına tekrar görüşeceğiz. Kesinlikle. Evet. Evet efendim, yayınımızda bugün Arzu Bıyıklıoğlu bizlerle birlikteydi. NLP uzmanı, yaşam koçu ve yazar kendisi ve hem kitaplarından bahsettik, Fark Et Uygula Değiş Edik kitabımızdan, hem de bunun dışında yaşam koçu, NLP uzmanlığı adına da konuştuk. Kendimizi fark etmenin ne kadar önemli bir nokta olduğunu aslında öğrendik. Mal mülkle ya da farklı hırslarla sahip olduğumuz şeylerin değil, aslında kendimize sahip olmanın bizim için daha önemli bir nokta olduğunu, bizi mutluluğa, başarıya daha da sağlam götürebileceğini öğrendik ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde biz bize de farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.